Evet, tekrar karşınızdayız. Tekrar merhaba. Şemi Mutsuz bize mutlu bir yazı yazdı. Günaydın Serhat kardeşim, iyi yayınlar. Yeni bir hafta, yeni bir gün ama ne yazık ki gene aynı yaşam tarzı. KKTC'yi dünya tanımıyor diye mi acaba Covid-19'da ortama uyup bizi es geçti ve tanımadı? Yapılan testlerde sıfır çekiyoruz. Demek ki 4 Mayıs'ta hiç hastamız olmayacak ve dünyada bir ilk olacağız. İşte o zaman dünya KKTC'yi tanımak zorunda kalacak. Covid-19 sonrası yeni yaşanması muhtemel olaylarda temennim, dünyaca tanınmış, bağışıklık kazanmış bir KKTC. Halkı güzel bir hafta olsun diyor Şemi Mutsuz. Ömer Timur cezaevindeki sağlık koşullarının ölüm orucunun dikkatini getiriyor. Evet, Şahsine Keskin'i okumuştuk. İlker Hasan merak etmeyin diyor, hafta sonu güneş çıkacak, korona gidecek, amin Allah inşallah diyor. İnşallah öyledir. Ve Detay gazetesine bakıyoruz. 170 solunum cihazıyla çok üstün bir yoğun bakım servisimiz olacak diyor Sağlık Bakanı Ali Pilli. Fikri Ataoğlu Demokrat Parti Genel Başkanı hükümet rotasını kaybetti diyor. İzlem Altuğ'a evde kalmanın olumlu sonuçlarını alıyoruz demiş ve Ziya Öztürkler hocamız, üniversitelerimizin eğitimleri dijital ortamda devam ediyor dedi. Tatar DAÜ'den kriz raporu istedi. 33 kişi sokağa çıkma yasağını, 12 kişi de maske takmamadan dolayı tutuklandı. Yeni bir yaşam tarzına adapte olacağız diyor. Bugün Cale Refik Rojas, Halkın Partisi Genel Sekreteri, kişisel tedbirler önemli. 100 metre koşusu değil bir maratondur diyor. Evet, yeni bir yaşam tarzına adapte olacağız. Yeni normal yaşam bu olacak artık. Yeni normal yaşam bu olacak. Evet, Haberatör gazetesi yeni vaka yok dedi. Mustafa Doğrusöz son yolculuğuna uğurlandı. Bir kez daha söylüyoruz, Allah rahmet eylesin. Ve Çakıcı, şiddet vakaları artabilir diyor. Pembeköşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, insanların tüm hayatının son dönemde koronavirüs olduğunu, ekonominin daralmasıyla birlikte şiddet vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Lütfen bu uyarıyı da dikkate alalım lütfen. Buna göre de tedbirler almamız lazım. Evet. Murat Gökçe, günaydınlar. Hocam günaydınlar. Rıfat Berkel, bugün ihtiyaç sandığından aradılar. Hesabına 1500 TL devletin koronavirüs salgın yardımı yattı. Bankadan evinize mesai saatlerinde içinde getirecek diye. Biraz sonra Kalkınma Bankası'ndan aradılar. 200 bin TL krediniz onaylandı, hesabınıza yattı, İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz diye. Peşinden Kızılay aradı. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkmamanız için 10 koli devlet yardımı erzağınız var, müsaitseniz getiriyoruz diye. Sonra başka bir postacı geldi. Eve 2 paket maskeniz var diye. Tam muhtar arıyordu ki uykum kaçtı, kalkıp işe gittik diyor Rıfat Berkel. Evet, bunlar güzel bir espriydi Rıfat abi. Çok güzel bir espriydi. Ben yaklaşık bir aydır bir bankaya telefonla ulaşamıyorum. İsmini söylersem ayıp olur mu? Yani özel bir işim var. Kartım geldi, kartım, ama eve getiremiyorlar postadan dolayı. Ben gelip alsam olur mu? Bankamatik kartımı gelsem alırım, alayım olur mu? Banka biliyor hangi banka olduğunu. Olur mu? En azından biri bana mesaj atsın. Eski bir yetkilinin telefonu vardı. Onu rahatsız etmek istemedim aslında ama ettim mecburen. Ona mesaj attım. O kadar. Bankayı arıyorum, arıyorum, arıyorum. Yok, arıyorum, arıyorum. Banka cevap, bire basınız diyor. Size bankamız geri dönecek. 20 gündür 3 defa aradım, 4 defa aradım. Geri dönen de yok. Gariban, gariban. İşte Rıfat abi, durum bu. Yani burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Serhat Sefto dediğinde kızıyorlar. Ama İngiltere'de de arayın bir bankayı da size geri dönmesinler. Da görüşürük. Anladın? Anladın? Abi, Rıfat abi. İzzet Çavuş günaydın. Evet.
Aytaç Ali Baklacı diyor ki ihtiyat sandığı özel sektörün emeklilik ikramiyesini kullanacak ve devlet bu çaldıklarını geri ödemeyecek. Peki kamuyu ödemek için kamu emeklilik ikramiyesine neden dokunulmuyor? Bir de üstelik yapılan mevcut kesintiler için geriye ödeme olacak. Anladınız mı nasıl bir çifte standart düzeninde yaşıyoruz? Yani Aytaç Ali Baklacı, kusura bakma ama ben yıllardır bunları yazan bir insanım. Özellikle bu konuyu, çifte standart konusunu, soylular ve köleler diye yazıyorum hem de üstelik. Bu ülkede devlet çalışanları soylular, özel sektör çalışanları kölelerdir diye. Hiçbir hakkı yoktur özel sektör çalışanının. Nasıl bir hukuksuzluk içerisindeyiz? Bütün özel sektör buna sefil bir şekilde seyirci kalıyor. 1500 TL bile yasal bir zemine oturmuyor. Kimse gereken yüksek sesi çıkarmıyor diyor Aytaç Ali Baklacı. Evet, haksız değil tabii ki. Suna Atam Kalkanlı Bakım Evi'nden bize günaydınlar dedi. Biz de Kalkanlı Bakım Evi'ne selamlarımızı iletiyoruz orada kalan herkese. Mesut Kazık bize muhtarımız Haydarpaşa Mahallesi'nden selamlar ediyor. Biz de ona selamlarımızı ediyoruz. 200 kişilik kapasiteye sahip Lefkoşa Merkezi Cezaevindeki mahkum sayısı çok fazla, tutuklu sayısı çok fazla. Tuvalet, koridor köşeleri, hatta tuvaletlerde yatanlar var demiş bugün bize. Bu konuda telefon da geldi aynı zamanda. Telefonla da mesaj geldi. Şanlıurfa'dandı sanırım mesajımız. Şanlıurfa'dan. Bakayım size söyleyeyim onu da. Evet. Bilal Gül Yaprağı, Şanlıurfa, Türkiye. Ne kadar güzel. O da aynı sorunlara dikkat çekiyor. Hapishanemizle ilgili. Erdoğan Akkılınç bize günaydınlar diyor. Uğurcuğumuzun, Uğurkan'ın dün doğum günüydü. Ona da Yeşil Irmak'a selamlarımı iletiyorum. Evet, kredi kartı değil Kazım Lord, banka kartıdır. Banka kartım, yani hesabımın kartıdır. Hesabımın kartı, kredi kartı değil. Evet, Kazım Lord kardeşim sordu. Abi ben olsam bu ortamda kredi kartını iptal ederdim. Kredi kartı değil, banka kartıdır. İçte açılım olacak, dışarısı için erken diyor Ersin Tatar Başbakan. Başbakan Ersin Tatar, önce Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri de dikkate alınarak 4 Mayıs'tan itibaren bazı iş kollarını açmayı planladıklarını söyledi. Kıbrıs Postası TV'ye konuştu. KKTC'de 9 gündür yeni vaka tespit edilmedi. Başbakan Tatar da üden ekonomik rapor istedi. Lefkoşa Devlet Hastanesi eskisinden de güçlü diye bir haber var. Evet. MAPFRE direktörleri Alişan Oşan ve Ömer Şan da Doktor Ali Pilli'ye eşlik etti ve basına açıklamalarda bulundular. Şeyler tabii ki bunlar, sigorta şirketi MAPFRE'nin sorumluları. Evde kalmanın olumlu sonuçlarını alıyoruz diyor UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra. Diyalog gazetesi 138 milyon hazır. Kamu emeklisi 14 bin kişiye 104 milyon lira ödeyen Maliye Bakanlığı yarın da, evet, kamu emeklisi 14 bin kişiye 104 milyon lira ödeyen Maliye Bakanlığı yarın da sigorta emeklilerinin maaşlarını ödeyecek. 138 milyon hazır dedi bugün Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu. Koronavirüsün olumsuz, evet, olumsuz etkilerine kapattık sesimizi de bakarız. Evet, koronavirüsün olumsuz etkilerine karşın maaş ödemelerinde herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. Diyaloğa konuşan Bakan Amcaoğlu, Maliye'nin kasasında ödemeler için yeterli para bulunduğunu belirtti. Cuma günü 104 milyon ödendi diyor Sayın Amcaoğlu. Yarın da 38 bin sigorta emeklisine 138 milyon ödeneceğini söyledi. Rum ekonomisi koronavirüsten kaybı şimdilik 1 milyar 200 milyon euro. 80 bin yoksul varmış güneyde. Alayköy'de bir gece kulübüne baskın yapan polis içeriye gizlice müşteri alındığını ve fuhuş yapıldığını tespit etti. Yengesinin evinden 2400 lira çalmakla suçlanan kişi tutuklandı, ben yapmadım diyor. Ve Bakan Pilli eskisinden iyi olacak dedi. Lefkoşa'nın surlar içi bölgesinde boş sokaklar çocuklara kaldı. Maskesiz ve kalabalık oturuyor insanlar. Bu da bu ne yaman çelişki an.
gün boyu oynadılar diye de bir başlık var. Dalga mı geçiyor diyalog bizimle, yoksa fotoğraftaki kişilerle mi dalga geçiyor, yoksa hükümetle mi dalga geçiyor, yoksa bilmiyorum. Evet, Kıbrıs gazetesi 1000 TL'lik fuhuş pazarlığı diyor. İsmi de var burada operasyonda yakalanan kişilerin. Korona yardım derneklerini de vurdu. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit çalışanlarını dahi ödemekte zorlandıklarını belirtirken Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce yaptıkları yardımları bağış ve etkinliklerden elde ettikleri gelirle yapabildiklerini söyledi. Korona geldi, her şey durdu. Kıbrıs gazetesinin bugünkü manşetinde de bu haber vardı. Evet, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhuriyet Meclisi ve komiteler rutin toplantılarına ara vermek zorunda kalınca ülkedeki yasa çalışmaları ve yolsuzluk araştırmaları durdu. Mecliste komitelerin bu süreçte nasıl göreve yapabileceği yönünde çalışma başlatıldı. Bugün bu haberde Kıbrıs'ın manşetindeydi ve tütün fideleri toprakla buluştu Karpaz'da. Haydi kolay gelsin Karpazlılar, bol bol ekin satarak inşallah. Evet. Evet, 1 Mayıs'ta bizim market olacak mı? Açık, yasal mı peki? Evet, bazı marketler açık olacakmış 1 Mayıs'ta. Bu yasal mı? Evet, Sayın Faik Sucuoğlu günaydın. Nasılsınız efendim? 1 Mayıs'ta marketler açık olacak, yasal mı değil mi diye soruyor vatandaş. Soruyor, teşekkürler abi, selamlar ediyorum. Hasan Kerman, hayırlı yayınlar. Serhat kardeş, kolay gelsin. Benim de banka kartım yenilenmiş. Bana mesaj geldi. Aradan bir hafta kadar geçti. Tekrar bir mesaj. Banka kartınız size iletilmek üzere kurye teslim edildi diye. Bunların üzerinden bir aydan fazla bir zaman geçti halde ne kurye geldi ne bankaya telefon ile ulaşabildik. Necdet Mavi Gözlü, şu anda ikiz kardeş sayılırız. Tam aynı durumdayım. Tam aynı. Geliyor. Hatta bana şey mesajı geldi. Kuryeniz perşembe günü getirecek eve diye. Kaldık evde perşembe günü, kurye murye da gelmedi. Yani öyle bir şey de olmadı. Şimdi banka hiç cevap vermiyor telefonlara. Size döneceğiz diyenlere de dönmüyor. Ama yani Allah artırsın, herhalde müşteri kıyametindendir ama bilmiyorum. Evet, Şerif Güren, Lefkoşa Merkez Cezaevinde tedbir virüs, sizden ricamız programınızda dile getirip artık dile getirmekten dil ağdasına gideceğim bugün. Berberleri açılınca dilimi ağda yapsınlar. Dilimde tüy değil, direkt bir böyle buç, orman çıkıyor artık bu konuda. Dili geçtik artık yani. Evet, Türkiye'ye iade edilsin Türkiye'li mahkumlar. Lütfen iade edin, gönderin, alın isimlerini, kimliklerini, bir daha da geri gelmesinler please. Hatta o soyadını taşıyan kimse gelmesin ki in case of emergency break last. Var mıdır öyle bir şey? Yok. Bronzo meselesi derler ona İngilizce'de. In English they say bronzo. Bronzo. Biraz kraliçeden duydum geçen gün. Our prime minister has got bronzo dedi. Oradan anladım. Evet, bizde yok tabii ki ama az. Özel sektör sahibiyim. Dükkanı açmaya korkuyorum. Allah tüm özel sektörlerin yardımcısı olsun diyor Onur Atay. Abi açacaksın, içeri alırken dikkat edeceksin, herkese lütfen yazacaksın cama, lütfen maskeli geliniz, maskeli geliniz. Maskesi olmayana sen dükkanda içerken kendin maskecik yap, gelen de baktın maskesizdir, hediye et, güzellikler yaşayalım karşılıklı olarak. Evet, Aygül Nuri bize selam ediyor. 1 Mayıs işçi bayramımızı kutladı. Biz de ona kutluyoruz. Herkes kebabını balkonunda yapsın diyor. Parası olan yapsın tabii ki. Evet. Evet. Burası İngiltere. Eczanede, internette adım silindi. Doktora gittim. Gelmemeliydin dediler. Bir ay sonra haplarımı aldım. Lakin telefonlar iyi işler. O bakımdan diyor. Evet, ismim silindi bir ay sonra ama gelmemeliydin, gelmeyeceksin doktora diyor. Evet, Ömer Timur, KKTC Merkezi Cezaevinde mahkumları kaderlerine terk ettiler diyor. Evet.
Evet, şartlı tahliye kurulu 30 Nisan'da toplanır. İnşallah bir sorun çözüm bulunur. Evet. Max Nabi. Almanya'da bir klinikte araştırma müdürüyüm. Şu an KKTC'de 2 aydan beri yanımda getirdiğim ilaçlardan dolayı cezaevindeyim. Tüm Avrupa'da geçerli olan sertifikalarım, belgelerim olmasına rağmen hiçbiri tanınmadı ve kabul edilmedi. Size ulaşmak istememin asıl sebebi birkaç ay içinde tesadüf eseri korona ve benzeri virüse karşı etkili bir metot bulduk. %99 bunun bir işe yaramayacağını varsayalım. %1 etkili olacağını düşünüp Türkiye'ye %1 denemeye, insanlara yardımcı olmaya, hayatta kalmaya değmez mi? Evet, korona hakkında bilgi sahibi olan ve bu konuyla ilgilenen bir doktor ile görüştürme fırsatım olursa 2 saatten az bir sürede tedavi konseptini açıklayabilirim. Daha detaylı bilgi için cezaevinde, şu anda KKTC'de. Max Nabi, Almanya'da bir klinikte araştırma müdürü. KKTC'ye geldi, yanında getirdiği ilaçlardan dolayı cezaevine düştü. Bu da ilginç bir durum yani, bu da çok ilginç bir durum. Evet, bir an önce bu konuların aklanması ve paklanması için mahkemelerin devreye girmesi lazım bir şekilde. Yani bir şekilde devreye gireceksiniz. Korumalı morumalı gireceksiniz. Nagihan kardeşim günaydınlar. Nagihan Umar günaydınlar. Altan Karakuş tekrar günaydınlar. Güneyde artık tatil günlerinde ve pazar hiçbir market açmayacak. Ne güzel. Ömer Karavezürler, sizin kart koronavirüse takıldı. Borcunuz olsaydı ulaşırlardı diyor. Borcunuz olmadığı için herhalde ulaşmıyorlar. Kredi kartı değil benimkisi, banka kartıdır. Barış Erdoğan teşekkür ederim. Evet, Altan Karakuş, Seral Çetin Dal, İlker Hasan, Sayar Aker. Evet, günaydınlar. Bizi bankadan mı arıyorlar acaba? Banka olabilir. Şu anda canlı yayındayım ama olsun. Alo. Ben canlı yayındayım. Kimdi? Biraz önce sizi çekiştirdim. Sizi değil yani, bankanızı çekiştirirdim. Kartımla ilgili de. Evet, yapmayık, artık yapmayık. Ben sizi programdan sonra arayayım. Çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olun, bay bay. Evet, yok diyor, biz diyor çok iyi çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sayer Aker, Karana'dan sonra söylemedim zaten bankanın ismini. Hiç söylemedim öyle bir banka ismi. Söylemiyorum, banka ismi söylemiyoruz. Bankalarla ilgili spekülasyon yapmıyoruz, sansasyon yapmıyoruz. Bankalar bizim canımız ciğerimizdir diyoruz ve geçiyoruz tabii ki. Evet, sevgiler, saygılar herkese bir kez daha. Selamlarımızla ve Yeni Düzen gazetesiyle devam ediyoruz. İçte kontrollü açılma, dışa karşı izole. Hekimler Yeni Düzen'e konuştu. Vaka çıkmamasının sevindirici olduğuna işaret etti. Ancak tedbiri elden bırakmayalım dedi. Doktor Yağmur Aldağ, dünyada kontrol altına alınmadığı sürece tehlike vardır diyor. Doktor Gülgün Vahiz, hastalık semptomsuz geçirilebilir diyor. Bu salgın henüz bitmedi diyor Doktor Filiz Besim. Doktor Bülent Dizdarlı, steril bir kutu olacağız diyor ve Doktor Ahmet Barış, tedbirleri şimdi daha sıkı tutmalıyız diyor. Doktor Özlem Gürkut, aşı çıkana kadar normale dönmek mümkün değil. Evet. Yasağa rağmen çalıştırılıyorlar. Evet. Yeni Bakış gazetesi bir inşaattan görüntü vermiş ve öyle diyor. Ortaköy'de bir inşaat çalışıyor demiş. Uzman sosyolog Nihal Salman, mutsuz bir toplum olduk diyor. Eskiden mutlu muyduk yani? Hayır, biz her zaman mutsuzuz. Mehmet Ali Talat öyle dediydi bir zamanlar. Evet, devam edelim. Nacak gazetesi bugün, bu okuduklarımız basılan gazetelerimiz. Bir de Afrika var basılan, onu da bakacağız şimdi. Nacak diyor ki tefeciler sektörleri ele geçiriyor bugünkü manşetinde ve Vasiliu Rum planı, Annan planında dünyaya yalan söylediklerini itiraf ediyor. Evet. Annan planı referandumunun yıl dönümünde Alpay Durduran da dünya Rum tarafını kayırdı diye bir mesaj yayınladı.
Hasan Aysal Androbibe abi vallahi izledi seni ve aradı canlı yayında. Düştük sandalyeden gülmeden. İşte bunlar da olmasa günlerimiz geçmez diyor. Evet. Yok mesaj attıydım. Mesajı canlı yayında dinleyenler aramadılar. Mesajı aradılar. Tamamdır. Çok çok teşekkür ediyorum kendilerine ayrıca. Ama banka değil yani özel attığım bir mesajdır. Ben özelden rahatsız etmek istemediğim için kimseyi öyle bir şey yapmadım. Yapmak da istemedim. Evet şimdi internetteki gazetelerimize geçeceğiz. Amiral gemisi hazır diyor bugün Haberci gazetesi. Ve Serhat İncirli'nin yazısının, bugünkü yazısının da başlığını koymuşlar ön sayfaya. Tuzda kokmuştur. Tuzda kokmuştur diye. Ve Başbakan Tatar yavaş yavaş açılma diyor. Afrika gazetesi soruyor, bitti mi? Kuzeyde yapılan testlerde artık hiçbir koronavirüs vakasına rastlanmıyor. Bitti mi diyor. Gevşemeyelim, lütfen gevşemeyelim, bekleyin. Bekleyin, salmayın dünkü gibi dışarı. Lütfen, biraz daha, biraz daha bakalım nedir durum. Evet, Hakikat gazetesi Kıptek'te turbo skandal başlığıyla yayınlandı bugün. Şu an kullandığı jeneratör turbolarına 100 bin euroya bakım yapmak yerine çöpe atan Kıptek, Başbakan Tatar ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoğlu'nun gözü önünde 2 milyon euroluk yeni jeneratör turboları için ihalesiz alıma çıktı diye bir haber iddia var. Hükümet rotasını kaybetti ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler sistematik adımlar attık diyor bugün için. Devam edelim. Normalleşme planı masada dedi bugün Star Kıbrıs. Üniversitelerde online dönemi diyor Ziya Öztürkler hocam. Nalbantoğlu Hastanesi ayağa kalktı. Halkın Sesi yine bunu manşetine taşıdı. Havadis işletmeler kaygılı. Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber, tüm sağlık tedbirlerin alınıp ekonomik alanda gereken koşulların sağlanmaması halinde yeniden açılımın krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulundu. Eskiden de programlarda öksürürdüm. Huylanmazdım öksürdüğüm zaman. Sorry derdim, pardon derdim. Şimdi öksürürüm. Acaba. Evet. Girne'nin göbeğinde büyük tehlike, bir başka haber demiş bugün. 6 katlı yıkılmaya yüz tutmuş apartman ciddi tehlike oluşturuyor. Girne'de Oscar Resort Otel'in yanında. Bu da yıllardır kanayan bir yara aslında. Gidiyorsunuz dünyanın en güzel otellerinden biri, Oscar'lar falan, Buni Palace'lar yanlarında. Hristiyan falangistlerin Lübnan'da dün bombalanmış mahallesi var sanki. Bugün itibarıyla halkın seçtiği değil, meclisin atadığı bir başkanlık dönemi var. Çünkü dün seçim olması lazımdı. Volkan gazetesi yazıyor. Ve manşet gazetesi, Kıbrıs manşetin manşetinde fuhuş korona dinlemiyor başlığını görüyoruz bugün. Ve gelelim bugün Serhat İncirli'nin ne yazdığına. Bugünkü yazısını okuyalım ve bir ara daha verelim, reklam arası verelim. Ama önce yazımızı bulalım Haberci gazetesinde. Biraz sonra da Gündem Kıbrıs'ta yayınlanacak yazımız Tuz'da kokmuştur bugünkü yazı. Facebook'ta paylaştık. Facebook'ta da siz de Facebook'tan okuyabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz hatta ve aynı zamanda tweet olarak da Serhat İncirli'nin Twitter's. korona öksürüğü mü acaba? Tüm ülke bakımsızlıktan kapalı Maraş'a döndü. Evet. Siyasette doğru kararlar almak, vermek ülkeler için çok önemlidir. Örneğin İngiltere. Brexit kararının doğru olup olmadığı hala tartışılıyor. Evet, referandumda çıkan sonuç demokrasinin gereğidir. Ve bu ülke Avrupa Birliği'nden ayrılacaktır ama şu anda örneğin koronavirüs krizinde koruyucu kıyafet veya çeşitli ekipmanların eksikliğinin sebebi siyasi karar hatasıdır. Geçtiğimiz günlerde
Financial Times konuyu manşetinden duyurmuştu. İngiltere'nin aldığı siyasi karar ve yaptığı siyasi hata bu ülkeyi solunum cihazı başta olmak üzere çeşitli çok acil ekipmanların AB'den sağlanması anlaşmasının dışında bırakmıştı. Kıbrıs'ın yakın tarihindeki en büyük siyasi hata Annan Planı referandumunda hayır kararıydı. Rum tarafının hayır demiş olması çözümün ötelenmesini hatta belki de çok daha zor hale gelmesini sağlamıştı. Ancak ne acıdır şu ya da bu nedenle hala Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması Rum tarafından daha çok bizim için talihsizlikti. Bir şekilde Rum tarafı dünyanın en sağlam devletlerinden birinin üzerinde oturuyordu ve hayır kararı ile ne yazık ki bu devlet çatırdamayacaktı. Öte yandan Türk tarafı evet demiş olmasına rağmen siyasi hatanın cezalandırılan tarafı olacaktı. Cezalandırılmadık mı? Yapmayın Allah aşkına. Bakın şu andaki duruma. Lütfen kabul edin. Çok ciddi bir çıkmazdayız. Kredi bulma şansımız yok. Paramız yok. İflasın dahi ötesindeyiz. Ve lütfen halka umut pompalamaktan vazgeçin. Bildiklerinizi itiraf edin. 4 Mayıs'ta bazı sektörler yeniden kapılarını açacak. Gören duyan da sanacak ki 2020 bütçesi fazla verecek. Abi Türkiye'ye geçen hafta 10 milyar dolar hibe ettik. Yok böyle bir durum. Tornacılar, makinistler, marangozlar falan açılacak. O kadar abartmayın. Ve hepsinden önemlisi aman sakın ha gevşemeyin. Ha mevcut hükümeti mi eleştiriyorum? Asla. Daha önce de yazdım. Bu zor dönemde bu hükümetin yaptığı ve yaptıkları yapabileceklerinin zirvesiydi. Alkışlıyorum. Peki eleştirdiğim nedir? Eleştirdiğim ta 1958'lerden ta en başından siyasi hata yapıyor oluşumuzun artık kabul edilmesidir. Rumlar referandumda hayır dediydi demeden. Nasıl mı? Bakın çok basit bir örnek vereyim size. Bırakın tüm dünyadan kredi alamamak gibi bir sıkıntıyı, spora bakın. Türkiye tüm dünya ile spor yapıyor mu? Yapıyor. Peki biz niye yapamıyoruz? Yapmak için ne tür çaba harcıyoruz ve Türkiye ne tür çaba harcıyor? Türkiye'yi suçladığım, eleştirdiğim yok. Mesele şu andaki veya bundan önceki tüm hükümetlerin Türkiye'siz olmaz hikaye kitabından başka hiçbir kitap okumuyor olmasıdır. Tufan Hoca'ysa Tufan Hoca, Ferdi Soyer'sa Ferdi Soyer, Özkan Yorgancıoğlu'ysa Özkan Yorgancıoğlu, Talat'sa Talat, Akıncı'ysa da Akıncı. Katakulli okumanıza gerek yok. Bunların hepsi Türkiye'siz olmazcıdır. Geçmişlerinde farklı konuşmalar olabilir. Ki Akıncı'nın geçmişinde o da yoktur. Çünkü aynı Akıncı, Türkiye ile imkansız diyenleri kendi partisinden ihraç eden Akıncı'dır. Bu da ayrı bir mesele. Diyeceğim o ki, Kıbrıs sorununun çözülmemesinin sorumlusunu aramak yerine, bu çözümsüzlüğün bizi iyi bir yere taşımadığı gerçeğini kabul etmemiz zorunluluğudur. Evet bu bir zorunluluktur. Başka çıkar yol yoktur. Bu çözümsüzlük halini aşmak için kendi başımıza doğru kararlar üretmek zorundayız. Kendi başımıza. Yalan söylemeden, propaganda yapmadan. Ama sen ana vatanımıza laf söylüyorsun. Ne alakası var? Türkiye canımdır, ciğerimdir. Öyle siyasi kararlar vermek zorundayım ki, özgür, şeffaf, sağlam, pırıl pırıl kalayım ve takma dişlerim dağılmasın. Korkmadan ısırayım. Her ete, her samarellaya dalayım. Kimseden de çekinmeyeyim. Ama takma dişle olmuyor. Şu konuya bakmak lazım. Başbakana, dilediğiniz bakana sorun. Türkiye size para verdi mi diye. Cevap vermeye bile korkarlar. İşin sırrı buradadır. Çünkü gerçeği söylerlerse siyasi geleceklerinin biteceğinden endişeleri vardır. CTP'yi, TDP'yi bunun dışında tutmuyorum.
TDP'liler bile hükümetten gittikleri hafta sert rüzgarlar halinde esmeyi denemişlerdi. Ama koltuktayken iki üfürük bile yoktu. Pisi kedi, miyav miyav. Türkiye'ye isyan edelim, Türkiye'ye düşman olalım dediğim yoktur. Türkiye bölgede çok önemli bir güçtür, çok önemli hesapları da mutlaka vardır. Ama Türkiye o hesaplarını yapacak diye biz sınıfı torpille geçen ama hiçbir şey öğrenmeyen, defteri dahi olmayan şımarık çocuklar mı olacağız? Sonra okul başımıza yıkıldığında yeniden inşa etmek için birbirimizin yüzüne mi bakacağız? Dünya eğitim sisteminin asla kabul etmediği ve etmeyeceği öylesine okulumuzun belgelerini de taşıyacağız. Ama öte yandan hepimiz çocuklarımızı başka okulun öğrencisi olarak kaydettireceğiz. Olmaz böyle laşkalık. KKTC vatandaşıyız, çok yaşasın törenler falan ama herkesin cebinde başka pasaport. Bu ne alakaya maydanozdur ya Rabbim. Koronavirüs bize lütfen iyi gelsin. Silkinelim. Uyanalım hamaset uykusundan. Türkiye bizim canımızdır, ciğerimizdir. Ama Afrika gazetesi falanca manşeti attıydı, Şener'i hapse sokmazsanız size para yok dedikodularıyla daha kaç sene devlet yönetirmiş gibi yapacağız. Yeni bir dönem başlayacak, bu kesin. Umarım 4 Mayıs'tan sonra ansızın herkes Covid-19 olmaz ki bu da bambaşka bir konu. Arpa, buğday biçilmeye hazır. Yollar, sokaklar ot doldu. Temizlik lazım. Kaldırımlardan gabbar çıkmaya başladı. Dom otelin önünde duvardan gabbar çıktı. Dükkanların cemekanları tozdan, topraktan geçilmiyor. Tüm ülke bakımsızlıktan 1,5 ayda Maraş'a döndü. Artık bir şeyler yapmak zorundayız. Hamaset ve şükrancılık dışında bir şeyler. Ne gibi mi? Çözümü istediğimizi kimseden icazet almadan, talimat almadan konuşabilmeliyiz. Para yok. Para bulma, basma şansımız yok. Mesela Maraş'ı paraya çevirmeliyiz. Bedelli askerliği konuşmalıyız. Bedavaya verdiğiniz lüks otellerin arazilerinin kirasını tartışmalıyız. Bu konuda uzmanların, başarılı olmuş iş insanlarının görüşlerini bir havuzda toplayıp yaşama geçirmeliyiz. Türkiye para versin, tekerlek dönsün diye beklemek, ölüden gözyaşı beklemek bile değildir. Olsa dükkan bizim, eminim. Ama o konuyu geçmiştik. Para bulamazsak ne mi olur? Başbakan ekonomisttir. Bu soruya en iyi cevabı eminim kendisi verebilir. Ama para olmazsa insanlar borçlarını ödeyemez. İpotekteki malları da parasızlıktan dolayı satılamaz. Kefiller mi? En iyi ihtimalle kredi sahibiyle birlikte mahkemeye verilir. Mazbatadan da hapishane kendilerini sığarsa hapishaneye atılır. Mahkemeler aylar, yıllar, hatta asırlarca devam eder. Mevcut yapıyla evet devam eder diyorum. Ve tekrar ediyorum. Para, para, para. Ne şarkı sözüdür bu yazdığım, ne de Napolyon'a ait söz dizisi. Acil ihtiyacımız olandır ve hamasetle de sağlanabilmemektedir. Sağlanabilememektedir. Ne mi yapalım? Kendimizi hemen AB'ye ve Rumlara mı satalım? Hayır. Elbette hayır. Ama çözümsüzlüğün çok ciddi bir siyasi hata. Derhal ortadan kaldırılması gereken bir büyük hata olduğunu artık kabul edelim. Çünkü kısacası tuz da kokmuştur. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi tekrar araya gidelim. Aradan sonra İngiliz gazetelerine ve şeye bakacağız. İngiliz gazeteleriyle Türkiye gazetelerine bakacağız. Telefonunuz varsa da bizi arayın isterseniz.